Herkese merhabalar, Eğitim Tube'a hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz 3 farklı montaj programı tanıtacağım. Evet bildiğiniz üzere piyasada çok fazla montaj programı var. Camtasia Studio'dan tutun Adobe Premiere, Sony Vegas Pro gibi birçok montaj programı var. Fakat programların çoğu ücretli bir şekilde temin edilebiliyor ve bu ücretler gerçekten çok da ucuz programlar olmuyorlar. Ücretleri çok yüksek programlar oluyor ve bu durumda bize de ücretsiz programlar gerekebiliyor ve bu durumda neler yapacağız? Bir ücretsiz program bulacağız ve ben bu videoda size üç farklı ücretsiz program göstereceğim. Bu programları elimden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Tabii ki çok temel bir anlatım olacak. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz bu videoda. Ee, bu programların bazıları direkt tamamen ücretsiz bazılarının ise standart sürümü ücretsiz pro sürüm için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Ama bu ücret ödenenlerde de çok fazla ek bir ee, olay yok yani pro sürümle standart sürüm arasında çok büyük bir fark yok. Şu an ekranda görmüş olduğunuz OpenShot Video Editor programı ve bu program ee, direkt standart olarak ücretsiz yani pro bir sürüm bulunmuyor bildiğim kadarıyla. Ve bu e, videoda size dediğim gibi bu üç programı tanıtacağım. İsterseniz OpenShot'la başlayalım. OpenShot görmüş olduğunuz gibi biraz Camtasia'ya benziyor arayüz olarak zaten çoğu montaj programı birbirine benziyor. E, zaten e, genel olarak da Camtasia'ya benziyor program ve bu yüzden e, kolay olacak sizin için kullanması. Daha önceki e, dersleri izlediyseniz. Şu anda böyle bomboş bir ekran var önümüzde. Bunun için şimdi ne yapacağız? Öncelikle bir yeni proje açacağız. Yeni proje dedim. Ve burada hemen zaten bizde proje açık olduğu için bir şey açmadı. Sizde direkt burayı açacaktır. Ve şimdi yapacağımız şey bizim bir video gerekiyor bize. Benim stok bir video verelim de şu şekilde bir video var ve ben bu videoyu şu şekilde buraya sürükleyerek, katmana sürükleyerek buraya alacağım. Görmüş olduğunuz gibi videom şu anda Burada gözüküyor. Şu an size programda en çok beğendiğim şeyi göstereceğim. Programda mesela ben bu çubuğu şuraya çektim. Şuraya bıraktığımda görmüş olduğunuz gibi benim bıraktığım her yere şu şekilde mavi bir çizgi çekiyor. Mesela şuraya çektim. Burada işim bitti. Buraya çektim. Görmüş olduğunuz gibi orada bir çizgi kaldı. Yani nerede kaldığımı gösteriyor ve ben böylece önceki yaptığım işleme devam etmek istiyorsam direkt o noktaya gidip o işlemi yapabiliyorum. Bu benim çok hoşuma gitti bu programda. Daha sonra ben bu videoma bir tane de ses ekleyeceğim arkasına. Bunu nasıl yapacağım? Yine geldim. Benim burada bir sesim var. Bu sesi aldım ve şu şekilde bir alt katmana kopyaladım. Hatta bunları biraz üst katmanlara kopyaladık. En alta çekelim şu şekilde. Basılı tutarak çekiyorum çok e, yaptığımızdan farklı bir şey yok burada e, şu anda videolarımız burada zaten program çok temel program hani e, çok büyük e, şeyleri yok özellikleri yok kesme biçme işlemleri için yani daha çok program mesela böyle arkasına müziği koydum müzik çok uzun ne yapacağım şu şekilde sağ tarafından tutacağım ve şöyle küçülteceğim aynı Camtasia'da yaptığımız gibi şu şekilde küçülttüm hatta tam denk gelmedi. Şöyle de denk gelmedi. Burada biraz sıkıntısı var programın. Şu şekilde küçülttük. Mesela diyelim ki ben ben bu videoya bir geçiş efekti eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hemen şu şekilde yapacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi geçişler kısmı var. Ne yapacağım? Şuradan bir tane seçelim mesela. Ne seçelim? Herhangi birini seçebiliriz. Mesela içten dışa çember dedim. Şu şekilde buraya aldım. Ayrı bir katmanmış gibi geliyor programda bu e, geçiş efektleri. Ve mesela ben bu bunu kopyalayayım bu videoyu. Ne yapacağım? Sağ tıkladım ve bu şekilde kopyala dedim. Klip dedim. Ve sonra tekrar geldim. Şu şekilde Ctrl V yaptım. Gördüğünüz gibi kopyası geldi ve bu iki videoyu birleştireceğim mesela. Görmüş olduğunuz gibi geçiş efekti burada. Geçiş efektini şu şekilde ortaya aldım. Biraz küçülteyim. Yanlarından çekiştirerek küçülttüm. Şu şekilde e, yürüt diyeceğim. Bakalım geçiş efektimiz nasıl olmuş. Evet bence... Ee, gayet yeterli bir geçiş efekti. Yani geçiş efektlerini bence gayet güzel kullanabiliriz. Benim açıkçası hoşuma gitti. Camtasya'daki kadar kaliteli duruyor. Ee, geçiş efektini bir silelim. Hatta bu videoyu da silelim. Peki kırpma nasıl oluyor? Kırpmayı göstereyim sizlere. Bu şekilde geldim. Mesela buradayım. Ve buradayken bir kez kesmeye bastım. Ve daha sonra şu şekilde nereyi keseceksem oraya tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kesiliyor. Burada kesme işlemi Camtasia'dan biraz daha farklı işliyor. Bu şekilde nereyi keseceksem şöyle alıyorum ve orayı kesiyorum. Tek bir tıkla kesebiliyorum nereyi keseceksem oraya getiriyorum. Şu an videomuz bayağı karmaşık bir hal aldı. Ama şu anda programın genel anlamda size tanıtımını yapmış olduğumu düşünüyorum. İsterseniz bu programımız bittiğine göre bir sonraki programımıza geçelim. Evet bir sonraki programımız Shotcut programı. Shotcut programı OpenShot'a göre biraz karışık geldi bana açıkçası. Biraz bunda zorlanabilirsiniz kullanırken. Ama genel olarak yine çok da aşırı zor bir program değil. Sadece e, yine kolay şeyler var ama karışıklık çok fazla e, isterseniz yavaş yavaş başlayalım beraber görelim bu karışıklıklar neymiş hem onları da size anlatmış olurum yeni proje açarken siz burada projenizin adını veriyorsunuz ben direkt proje diyeceğim ve burada video modunu ayarlayabiliyorsunuz yani çözünürlük vesaire otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz ben şu an 1080p 30 fpste de e, başlatacağım ve başlangıç dedim e, adımı kabul etmedi. Az önce ben bu programı kullandığımda adımı kabul etmiştim biz ne yapalım belki yumuşak g'den dolayı demiş olabilir evet yumuşak g'den dolayı kabul etmedi şu anda projemizi açtık ne yapacağız bize bir video gerekiyor videomuzu yine aynı videomu aldım şu anda ekrandan normalde onu yapacağım şu şekilde yine aynı şekilde geldim buradan sürükleyeceğim buraya ve buraya almış olacağım. Daha sonra tekrar yine sesi buraya alacağım. Yaptığımız aynı işlem. Bu işlem hiçbir zaman hiçbir programda değişmez. Yine buraya aldım ve buradan yapacağım şey alt katmana bunu aktarmak olacak. Şuradan çekeceğim ve buraya göndereceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda katmanım buraya geldi. Evet programımızda ses olayı biraz farklı yani bir ses eklemek için bir çaba sarf ediyoruz. Ben programı ilk kullandığımda bunu tam olarak çözemedim. Ee, sesi şu şekilde ekliyoruz. Sol altta katmanlar gözüküyor bildiğiniz üzere. Bu sol alta bir kere sağ tıklıyorum, ses izi e ekle diyorum. Daha sonra sesimi şu şekilde kaynak olarak ekrana getiriyorum. Kaynak olarak ekran getirdikten sonra alıp şu şekilde buraya koyuyorum. Koyduktan sonra da normal video montajıma devam edebiliyorum burada. Peki bu sesle nasıl oynayabiliyorum? Şu şekilde bunu kısaltacağım yine videonun boyutuna getireceğim. Şu şekilde tamamen videonun boyutunda şu anda ses ileriye gitmiyor. Yani video bittiğinde ses de bitiyor. Şu an onu ayarlamış olduk. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sesimiz var. Peki kırpma işlemini burada nasıl yapıyoruz? Burada da şu şekilde bir işaretimiz var. Bu işarete basıyoruz mesela videonun üstüne tıkladım bir kez bastım. Görmüş olduğunuz gibi bu kısım buradan ayrıldı. Kolay bir şekilde kırpma işlemimizi yapabiliyoruz. Şu anda kırpma işlemimizi geri alalım. Çünkü üstünde biraz çalışacağız. Şimdi ne yapacağız? Programda birkaç benim hoşuma giden şey var. Programda yazıları 3 boyutlu olarak ekleyebiliyoruz. Yani direkt 3 boyutlu yazı ekleyebiliyoruz. Şu şekilde 3D text yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi 3D text'e bastım. Ve buraya mesela kanalımızın Adını yazalım Eğitim tut dedim mesela Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Üç boyutlu olarak yazımız geldi Çoğu programda böyle bir özellik bulunmaz Bu programda oluşu beni e, çok memnun etti açıkçası Şu şekilde kırmızı yapalım mesela Görmüş olduğunuz gibi böyle Üç e, boyutlu yazı ekleyip Bu şekilde boyutunu, derinliğini, e, eğimini, her şeyini ayarlayabiliyoruz Şu şekilde tamamen düz de yapabiliriz Şöyle düz yaptım e, boyutunu şöyle tutalım Mesela derinliğini ayarlayabiliriz Şöyle daha ekrana gelsin e, Yatay dikey her şeyi ayarlayabiliyoruz Yani e, bir üç boyutlu yazı eklemek e, her programda bulunmayan bir şey Ve bu e, programda bulunması bence çok büyük bir özellik öyle diyeyim sizlere Bu programımız da e, aslında bu kadar Yani kesme biçme işlemleri için daha çok kullanırsınız diye düşünüyorum e, Bu programımız da bu kadar Bir sonraki programımıza isterseniz geçelim Evet bu videomuzu da 3 tane program tanıttık. Ve benim en çok hoşuma giden program bu program oldu. VSDC Video Editor. Bu başka bir şekilde de okunabilir fakat böyle okudum şu anda. Ee, bu programımız... Biraz farklı öbürlerine göre dediğim gibi de videonun başında dediğim gibi bu programın pro versiyonu da bulunuyor. Fakat standart versiyonda da gayet güzel her şeyi yapabiliyorsunuz. Sadece pro versiyonun tabii ki ekstra avantajları oluyordur. İlla ki ben şu an denemediğim için proyu hiç o konuda yorum yapamayacağım. Görmüş olduğunuz gibi programımız şu anda burada duruyor. Karşımızda daha profesyonel bir program diğerlerine bakarak. Mesela ben buradan hemen projemi açayım. New Project dedim. Projemin adını otomatik olarak ayarladı. Oynamayacağım. Burada e, YouTube içinse YouTube'u seçebilirsiniz. Fakat e, yine normal, e, klasik kullanabiliriz. Çok değiştirmeye de gerek yok. Burada görmüş olduğunuz gibi e, boyutlarını değiştirebiliyoruz. Videomuzun boyutlarını. Burada yine kaç FPS olacağını videonu değiştirebiliyoruz. Daha sonra Finish diyerek... Burada proje ekranımıza geliyoruz. Program e, şu an ilk görünüşte bile size büyük ihtimalle karışık geldi. Bana da öyle gelmişti ilk kullandığımda programı. Program karışık ama gerçekten güzel özellikler barındırıyor. Ben yine aynı şekilde videomu buraya atacağım. Klasik e, yaptığımızı yapacağız. Şu şekilde videomu ve sesimi buraya ekleyeceğim. E, şu çubuk neredeyse görmüş olduğunuz gibi atılan şeyler de oraya geliyor. E, bu şekilde Videomu attım videomu yine aynı şekilde şöyle küçülteceğim ve burada bir şey daha uygulayacağım şu layerları biraz büyüteceğim ki daha rahat görebilelim şöyle layerları da büyüttük sesimizi ve videomuzu şu anda gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz. Buradan yapacağımız şey bizim daha çok efektlerle oynamak olacak çünkü kesme biçme işlemleri diğerleriyle aynı şekilde işliyor yani çok da farklı bir şey yok açıkçası söyleyecek olursam bu şekilde kesme biçme işlemleri tamamen aynı şekilde işliyor ve ben burada daha çok efektleri tanıtacağım sizlere hemen bu videonun üstüne bir kez tıkladıktan sonra şu proje kısmını görüyorsunuz buradan editör kısmına geleceğiz ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi direkt burası çıkacak karşımıza. Burada ne yapacağız? Şuradan bütün her şeyi açabiliyoruz ve buradan istediğimiz efekti videomuzu uygulayabiliyoruz. Mesela şu efekti deneyeceğim. Bir kez tıkladım efekte ve görmüş olduğunuz gibi videoma uygulandı. Şöyle bir izleyelim mesela videoyu. Görmüş olduğunuz gibi yani e, efektler gerçekten çok güzel ve çok güzel gösteriyor videolarınızı çok Hoşuma gitti benim açıkçası sizin de hoşuna gideceğiniz hoşunuza gidecektir eminim bu şekilde bir sürü efekt var mesela başka bir tanesini deneyebiliriz şunu deneyebiliriz ee, ta daha da değişik bir efekt geldi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görebiliriz evet başka neler yapabiliriz başka yapacağımız şey şu burada e, obje ekleyebiliyoruz bu objeler ne olabilir mesela bir kare ekleyelim. Kare e, açabiliyoruz mesela burada tabi bu ne işimize yarayacak derseniz videolarda montaj yaparken e, böyle şeylere bazen ihtiyacınız olabiliyor bu şekilde bir kare oluşturabilirsiniz mesela kareyi oluşturdunuz şu işimize yarayabilir ne yapacağız burada mesela tekrar add object diyeceğiz buradan text kısmına gelip bir e, text e, ayarlayacağız buraya şu şekilde getirdim ve buraya mesela yine kanalımızın adını yazalım eğitim tup yazdım mesela. Buradan üstüne gelip şu şekilde büyüteceğim biraz. Şöyle 72 hatta 120 bile olabilir. Evet 120 yaptım. Buradan text color'dan Rengini değiştirebilirim. Bu şekilde mesela bu karenin üstüne yazı yazmış oldum. Yani böyle şeyleri çok kolayca yapabiliyorsunuz program içerisinde. Bu mesela eğitim tub yazısını burada kontur bile verebiliyorum. Açıkçası kontur her programda olmuyor. Bu da hoşuma gitti. Şu şekilde konturumun rengini mesela kırmızı yaptım. Arttırdıkça kenardaki kırmızılıkları görebiliyorsunuz. Şu Şekilde daha kırmızı bir yazı elde edebiliyoruz kenarları kırmızı olan bir yazı elde ettik bu şekilde değişik programın özelliklerini kullanabilirsiniz bu mesela arkayı dikdörtgen yaptık ya bunu direkt şu şekilde de yapabiliyoruz bu da çok güzel bir özellik buradan mesela arkadaki dikdörtgeni sildim daha sonra burada brush color var görmüş olduğunuz gibi bunun rengini mesela turuncu yapıp Arkayı direkt bu şekilde yapabiliyoruz. Yani yazımızın daha belirgin olması için bunu da kullanabiliyoruz diyelim. Ee, ve videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Ee, bugün size 3 farklı ücretsiz program tanıttım. Bu programları siz de ücretsiz bir şekilde indirip e, elde edebilirsiniz. Aynı zamanda montajlarınızı üstünde yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.